Sevgili dostlar, bugün sizlere beklentiye girmemeden bahsedeceğiz. Yani beklentisiz olmaktan, yani hayatta mutlu olmanın en önemli iksirlerinden birinden bahsedeceğim. İnsanlar kendi kendine üzerine yük aldıkça alırlar. Acabalarla bir hayat yaşarlar. Ne yaparlar? Kendi hayatlarını mahvederler. Eski dilde mahvu perişan ederler falan. Öyle değil yani. Gerçekten mahvederler yani. Perişan olurlar. Niye? Beklenti var. Acaba şu şöyle olursa, acaba bu böyle olursa ya da ben şuna şu iyiliği yaptım. Nankör diye mesela bu formatlar giriyor değil mi? Diyor. Hayır. Teşekkür bile beklemeyeceksin. Yaptığın bütün işi insan olduğun için yapacaksın. Kendi karakterini sergileyeceksin. Kendi karakterinle hareket edeceksin. Bundan bahsedeceğim ben size bugün. Evet, beklentiye girmeden, beklentisiz olarak hayatta nasıl mutluluk olur? Biraz gelin hep birlikte bunu konuşalım. Şimdi gelin görün ki biz bazen aslında çok büyük mutluluklar arayarak hatalar yapıyoruz. Ya mutluluğu bazen villada, yatta katta zannediyoruz. Bazen mutluluğu zenginlikte varsayıyoruz. Halbuki seneler önce röportajda Sezen Aksu'nun bir röportajında seyretmiştim. Ya ona maddiyatla ilgili birkaç soru sorduğunda böyle kendi cevabı şu. Benim diyor gönlüm zengin diyor. En büyük zenginlik bu diyor. Gönül zenginliği. Gerçekten öyle. En büyük zengin gönül zenginliği. Peki gönül zenginliği nasıl oluyor? Beklentiye girmemekle oluyor. Mesela siz şimdi bir insana bir iyilik yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Belki çocuğu okutuyorsunuz, büyütüyorsunuz. Zengin oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Belki çevrenizde akrabalarınızdan birini, bir yeğeninizi, bir kuzeninizi, sevdiğiniz bir komşunuzu bir iyilik yapıyorsunuz. Sonra arkasından ne oluyor? Duruyor böyle. Ve işte o size belli bir kıvama gelince sizi tanımıyor. Siz de ne yapıyorsunuz? Bir beklenti ne? Bir teşekkür beklentisi var içimizde. Ha belki olabilir insanız da diyebilirsiniz. Ama bu kadara bile girmezseniz mutlu olursunuz. Siz kendi insan olmanızın gerektirdiği şartları uyguladığınız için oradaki beklentiye gir. Ben insan olmamın gereğini yaptım deyip kenara çekilmeyi ne yapacaksınız bileceksiniz, bu bir. Etrafınızdaki insanları değiştirmeye çalışmayacaksınız. Etrafınızdaki insanları değiştirmeye çalışmak da bir beklentidir. Nasıl? Mesela kafanızda bir aşk profili var. Eşiniz bu aşk profiline uymuyor. Siz ne yapıyorsunuz? Onu o şekle, o şablona sokmaya çalışıyorsunuz. Kafanızda bir beklenti var. Aşk beklentisi. Ama şu tarzda. Eşiniz maviden yürümek istiyor, siz kırmızıdan yürüyorsunuz. Eşiniz sarıdan yürümek istiyor, siz pembeden yürüyorsunuz. Bakın, hayır. Oradaki en büyük sembol ne? İnsanları olduğu gibi kabul etmek. Eşinizi olduğu gibi kabul edince mesele çözülecek. Mesela çocuğunuz, siz kendiniz bir sanayide bir esnafsınız mesela. Ne yapıyorsunuz? Sanayide onu, çocuğunuzu küçükten alıp makine üzerine geliştirmek istiyorsunuz. Atıyorum şu makineyi anlasın, şunu yapsın, şöyle yapsın. Ben senelerdir buraya dişimi tırnağıma taktım, böyle büyüttüm. Çocuğum benim üzerime burayı devralacak, böyle devam edecek. Ama unutmayın, o sizin fikriniz. Bakalım çocuğunuz ne düşünüyor? Çocuğunuzun üzerinde beklenti. Bakın. Halbuki sizin olmanız gereken ne? Babasınız değil mi? O çocuğunuzu her konjonktürde eğitimini, her şeyini karşılayacaksınız. Ve iyi ahlaklı, vatana millete hayırlı birer evlat olma noktasında bütün sebeplerini yerine getireceksiniz. Ama onun fikri hayatına karışmayacaksınız. O noktada bir beklentiniz olmayacak. Siz babalık duygunuzla her türlü vatanperverlik, milletperverlik, saygı, her şeyi göstereceksiniz. Ama iş noktasında, ufuk noktasında çocuğunuza yolu açacaksınız. Deniz feneri olacaksınız, bir noktada ışığı tutacaksınız. O rotasını kendi belirleyecek. O noktada beklentiye girmek de hata. Niye? Oğlunuzu da, kızınızı da olduğu konumda kabul edeceksiniz. O noktada da beklentiye girmeyeceksiniz. Bakıyorsunuz anneler babalar, bazı anne babalar senelerce evlatlarıyla konuşmuyor. Niye? Onun istediği kızı almadı. Ya da onun istediği çocuğu almadı. Var mı böyle bir şey ya? Var mı böyle bir şey? Bakın beklenti insanı ne yapıyor? Hayatını zindan ediyor. Zindan ediyor, perişan ediyor. Hayatın hiçbir karesinde ne yapmamak lazım? Beklentiye girmezsek o zaman biz mutlu olacağız. Girmemek lazım. İşin özeti girmemek lazım.
Yaptığınız iyiliklerde teşekkür dahi beklememek lazım. Kendi karakterimizi uygulamak lazım. Akrep akrepliğini yapar, yılan yılanlığını yapar ama bunun yanında kedi kediliğini, anlatabildim mi? Papağan papağanlığını, bakın herkes kendi karakterini gösterir. Bundan kaçar yok. Ondan dolayı biz de karakterimizi, gerçek kişiliğimizi, gerçek güzelliğimizi ne yapmamız lazım? Göstermemiz lazım. Beklentisiz olarak ne yapmamız lazım? Göstermemiz lazım. Bir başkası, mesela insan birden bir sürpriz oldu, bir güzellik oldu. Birden A yerinden B yerine geçti ama nasıl geçti? Zengin oldu, büyüdü. Atıyorum. Şu an mesela küçük bir takip kitlesi var. Mesela kendimiz bir YouTuber'lık olarak konuşuyorum. Yani küçük bir bakıyorsun bir gün sonra iki gün sonra çok farklı yere geldin. Ne oldu? İşte bir şeyler kazanmaya başladın. Bir gelir seviyesi, bir şey elde ettin. Şöyle oldu, böyle oldu. Geldiğin yeri unutmamak. Bakın, geldiğin yeri unutmamak. Çok önemli. Geldiğin yeri unutmamak. Bizim belki en büyük problemlerimizden biri bu. İnsan bulunduğu ağırlığı kaldırabiliyor mu, kaldıramıyor mu? Burada da beklentiye girmemek. Bunlar kim? Bunlar şöyle bak, onlar hakkında beklenti. Alt ekip hakkında beklenti. Çalışanların hakkında beklenti. Bunların hepsinde şey olunca ne yapayım? Geldiği yeri unutmaz idealist insanlar. Beklentili olmayan insanlar geldiği yeri unutmaz. Beklentili ise oradan da bir beklentisi olacak çünkü bak. Oradan da bir beklentisi olacak. Ama şunu şöyle anlamamak lazım. Mesela beklentisi olmamak demek hedeflere önem vermez. İşte şu şöyle bu, o değil yani. Beklentisi olmayan insan demek şu demek. Üzerine düşen her şeyi yapar, gerisine karışmaz demek. Ne gerekiyorsa, fokuslanma adına ne gerekiyorsa onu yapar, gerisine karışmaz demek. Bir YouTube kanalı açıyorsunuz mesela. Şimdi bu YouTube kanalında mesela atıyorum ne yapıyorsunuz? Başlarken bunu anlatıyorlar. Nasıl anlatıyorlar? Mesela diyorlar ki işte gerek videolarda var, gerek bunun kitapları çıkmış yani. O YouTube'la ilgili kitaplar var. Yani o kitaplarda da yazan bilgilerden bahsediyor mesela. Ne diyor? Mesela en yakınlarınızdan başlayın. Ama bu en yakınlarınızdan şu demek. Mesela teyzeniz, enişteniz, teyze çocuklarınız, onların tanıdıkları. Böyle tek tek şey yapın, takipçi arttırın mesela. Bak bütün sebepleri anne, baba, kardeş, akraba, eş, dost. İlk önce de en yakın çevrenizi halledin diyor mesela. E ne yapacağız? Bakın şimdi hedefler mi? Bu beklentisiz olmak değil. Hedefleri yerine getiriyorsun. Ne yapıyorsun? Oraya fokuslanıyorsun. Hepsini tek tek gidiyorsun, ziyaret ediyorsun. Beni takip et, beni like'la, beni şu et, beni... Bütün sebepleri ne yapıyorsun? Yerine getiriyorsun. Ama şu yok. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Ya şöyle olursa, ya böyle olursa. Hayır. Sen sadece yapman gerekeni yapıyorsun. Hedefleri önemsememe değil, beklentiye girmeme. Bunu aradaki bu ince nüansı kaybetmemek lazım. Ondan sonra ne yaparsın? Yavaş yavaş bir yerden büyümeye başlarsın. Ben size beklentisizlikle ilgili şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani biz mesela beklentisiz insan karamsar olmaz. Çünkü bir beklentisi yok. Niye karamsar olsun? Bu kesin olmayacak. Bu kesin şöyle, bu kesin böyle. Böyle bir şey yok ki. Beklentisi yok bu noktada. Ne yap? O insanlar idealist insanlardır bir kere, beklentisiz insanlar. Yani bunu da geçtik. Beklentisiz olan insanlarda ne vardır biliyor musunuz? Pozitiflik vardır. İnsanlar onlarla oturmak ister. İnsanlar onlarla muhabbet etmek ister. Çünkü mahvolduk, bittik, göçtük, bilmem ne, şuydu, buydu. Böyle muhabbetleri yoktur onun. O tamamıyla kendi idealleri doğrultusunda fokuslandığı konular içerisinde ne yapar? İnsanlarla konuşur. İnsanlara hep pozitiflik katar. Çünkü olumsuz manada bir beklentisizliği yoktur. Bunu da ne yapmak lazım? Çok iyi değerlendirmek lazım. İşin özeti dostlar, Mevlana'nın sözüyle bitirelim mi? Ne diyor Mevlana? Umma ki üzülmeyesin. Evet, ummayacağız. Olması gerekeni yapacağız. Hayatta başka hiçbir şeye karışmayacağız. Hedeflerimizde yerine getirilmesi gereken kuralları yapacağız. Gerisine karışmayacağız. Bize düşen şey ne? Umma ki üzülmeyesin. İnsanlara yaptığımız bütün işleri insan olduğumuz için yapacağız. İnsanları insan olduğumuz için seveceğiz. Karşımızdakini de insan olduğu için seveceğiz. Sadece ve sadece işimize fokuslanacağız. Kendi üzerimizdeki görevler, sorumluluklar neyse onları yapacağız ve hayatımızı bu şekilde devam ettireceğiz. Mutluluk mu istiyoruz? Beklentiye girmeyeceğiz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın ama sakın boş kalmayın.